Gelsin mi, gelmesin mi? Acaba Galatasaray'ı kaldırabilir mi? Son yıllarda hiç kulüp çalıştırmadı. Acaba nasıl olur? İşte tüm bu soruların hedefindeki isim olan Okan Buruk, Dursun Özbek yönetiminin göreve gelir gelmez anlaştığı teknik direktör oldu. Henüz çocuk yaşta futbolcu olmak için girdiği Florya'ya, şimdi teknik direktör olarak geri dönen Okan Buruk, camiayı ortadan ikiye bölen bir isim oldu. Kısa Paslar bu videosunda Okan Buruk'u anlatacak. Okan Buruk nasıl bir futbolcuydu, teknik direktör olarak nasıl bir taktik anlayışa sahip, Galatasaray'da neleri değiştirebilir, sizler için hazırladık. Hazırsanız Okan Buruk dosyasını açıyoruz. ...1973 yılında İstanbul'a dünyaya gelen Okan Buruk futbolculuk kariyerine Büyükçekmece İdman Ocağı'nda başladı. 10 yaşında Galatasaray altyapı seçmelerini kazanmış, efsanesi olacağı kulübe ilk adımlarını atmıştı. Hani insanın geninde vardır derler ya, Galatasaray Okan Hoca'nın ta o zamanlar genine işlemişti. UEFA Kupası zaferinde, Süper Kupa zaferinde ilk 11'in değişmez isimlerinden olmuştu. Inter transfer süreci ise oldukça çalkantılıydı. Birçok Galatasaray taraftarı ve yöneticisi Okan ve Emre'nin Inter'e gidiş sürecinden oldukça rahatsız olmuştu. Bu isimlerden bir tanesi de o dönemin yöneticilerinden Burak Elmas olacaktı. Bu transfer hikayesinin tüm detaylarını işlediğimiz videoyu sağ yukarıda izleyebilirsiniz. Inter'le işler iyi gitmeyince Türkiye'ye geri döndü ve önce Beşiktaş, ardından Galatasaray ve İstanbul Büyükşehir Belediye ile futbolculuk kariyerini noktaladı. İlk antrenörlük macerasını İstanbul Büyükşehir Belediye'den teknik direktörü Abdullah Avcı milli takımın başına geçtiğinde yardımcı antrenör olarak futbol bilgisinden çok etkilendiği Okan Buruk'u da kadrosuna dahil etmişti. Geçen 2 yılın ardından tek başına kulüp çalıştırmaya hazırdı. Ona kapılarını ilk açan kulüp 2013 yılında Elazığ Spor olmuştu. O dönem Süper Lig'in alt sıra takımlarından Elazığ Spor'la ilk teknik direktörlük kariyerine başladı. Ardından Gaziantep Spor, Sivas Spor, Göztepe, Akhisar, Çaykur Rize ve son olarak Başakşehir'i çalıştıran Okan Hoca hem taktik yönüyle hem de piyasaya çıkardığı yıldız forvetlerle öne çıktı. Antep'te Muhammed Demir, Göztepe'de Yahoviç ve Umut Nayır, Akhisar'da Seleznov, Rize'de Vedat Muriç ve Başakşehir'de Enzo Crivelli onunla prime performans seviyelerine ulaşmıştı. Hücum oyuncularını hem pozisyon olarak hem de mental olarak sahaya en doğru şekilde yerleştiren Okan Buruk, taktiksel diziliş olarak 4-1-4-1 veya 4-4-2 taktiklerini sık sık tercih ediyor. Akhisar Spor'la Türkiye Kupası şampiyonu olduklarında orta sahada bir kesici, iki tane 10 numara rolünde oynayan orta saha tercih etmiş, Başakşehir'le lig şampiyonu olduklarında Mehmet Topal'ı 6 numara rolünde, İrfan Can ve Aleksic gibi 2-10 numarayı orta sahaların göbeğinde tercih etmişti. Bir sezon sonra Şampiyonlar Ligi'nde de yine aynı şekilde hücumcu kenar ortaları, 6 numarada pasör ve çift yönlü Berkay Özcan, önünde İrfan Can ve Aleksic'i Manchester United karşısında tercih etmiş ve maksimum verimi almıştı. İç sahadaki Paris Saint Germain maçında da yine çapa görevinde bir 6 numara, önünde 2 tane 10 numarayla sahaya çıkmış ve önemli bir performans sergilemişti. O sezon sonunda mutlu sona ulaşan Başakşehir ilk ikisi ligin başında olmak üzere sadece ve sadece 5 mağlubiyetle ligi tamamlamıştı. Kendi jenerasyonunun en iyi teknik adamlarından olarak gösterilen Okan Buruk Galatasaray'da nasıl bir oyun sergileyebilir? Gelin şimdi bir ona bakalım. Öncelikle Mustafa, Yunus ve Kerem üçlüsü Okan Hoca için kendi sistemine oldukça uyan isimler. Gittiği her takımda hücum oyuncularından maksimum verim alan bir antrenör için bu isimler oldukça hızlı, dinamik ve tempolu. Burada en önemli soru işaretleri ise yapılacak orta saha transferleri. Burada seri gibi bir 6 numaradan ziyade çapa görevi görebilecek daha fizikli bir isim tercih etmek isteyebilir. Berkan Brol için pek de uygun olmayan bir isim. Geçen sene hem Fatih Terim hem de Torrent Berkan'ı bu rolde kullanmak istemiş ancak yeterli pas ve hücum aksiyonlarını ondan sağlayamamışlardı. 8 numara rolü için 2 tane ofansif oyuncu olacağını söyleyebiliriz. Özellikle oyunun iki tarafında da oynayabilen ve skor yapabilen isimler Okan Hoca için ilk tercihler olacaktır. Çünkü onun oyun sisteminde ceza alanına giren ve dar alanda etkili olan isimler oldukça önemli. Çıkıldığı anın takıma etkili bir şekilde kazandırılması kadro derinliği için fazlasıyla önemli. Okan Buruk'un da ilk müdahale edeceği isimler bu bölgenin geçen seneden özgüvenleri kırılmış isimler olacaktır. Defansif olarak iki iyi pasör stoper, Marka ve Nelson, Okan Hoca'nın oyun kurulumu için uygun isimler.
Özellikle ligde pres futbolunu seven Okan Buruk, orta alanda kapılan topların hızlı bir şekilde dikine oynanmasını isteyecektir. Marka ve Nelson'un hücum bölgelerine etkili toplar atabildiklerini biliyoruz. Aynı şekilde Van Aanholt da Okan Hoca'nın tarzına ve sistemine uyabilecek bir isim. Son olarak Başakşehir'de Klişi'den maksimum verim alan Okan Buruk, aynı şekilde Van Aanholt'tan da hücumda verim alabilecektir. Ancak asıl soru işareti sağ bek mevkinde. Mevcut kadroda Saçaboya ve Omar defansif yönleriyle öne çıkan isimler. Bu bölgeye bir transfer yapılması halinde tercih edilecek oyuncu profili oyunu hücum bölgesinde oynayabilen pasör bir bek olabilir. Forvetlerinden maksimum verim alan bir teknik direktör için o bölgeye açılacak ortaların yüksek orandan isabetli olması bu sistem için oldukça önemli. Bunun son örneğini Başakşehir'de Kaysera'dan görmüştük. Taktiksel olarak özetleyecek olursak, bol pres yapan, orta alandan hücuma hızla çıkmaya çalışan, oyunu kanat oyuncularıyla çizgide genişletip uzun toplar tercih eden ve forvetlerini oldukça aktif kullanan bir oyun yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dursun Özbek yönetimi Okan Buruk'un transfer listesini kamp dönemine yetiştirebilir ve taraftarlar arasındaki iletişimi arttırabilirse Galatasaray taraftarı özlenen Galatasaray'ı tekrardan sahada görebilir. En büyük hayali Galatasaray'ı çalıştırmak olduğunu söyleyen ve bunu katıldığı her programda yineleyen Okan Buruk, kendisinin bu göreve fazlasıyla hazır olduğunu belirtmişti zaten. Peki siz Okan Buruk hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Galatasaray için doğru isim o mu? Yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Bizleri en güncel haberler için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.